Şu adaylıkla ilgili gelen, o ardı ardına gelen açıklamaların birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Mehmet önce CHP'den gelenleri bir ekrana verelim mi? CHP'den gelen o adaylık açıklamaları, Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Kuşoğlu söylüyor, CHP Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Kılıçdaroğlu aday olmalıdır, Murat Karayalçın. Kılıçdaroğlu aday olsa %100 kazanır diyen isimde Tuncay Özkan. Devam ediyor açıklamalar. E ee, Ozkan Salıcı'nın açıklaması gönlümüzde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı var. Adayımızı Atatürk görse işte benim Cumhurbaşkanım derdi açıklaması ki az önce paylaştık ve Sayın Kılıçdaroğlu geliyor, gelmekte olan açıklamasını yaptı adaylıkla ilgili. Tabi bir yandan da son dönemde o konuşulan İyi Parti Kılıçdaroğlu'nu acaba istemiyor mu açıklaması. İyi Parti'den de CHP'ye aday mesajları geldi. Koray Aydın'ın o mesajı çokça konuşuldu. Kazanamayacak adayı kabul etmiyoruz. Akla tabii Kılıçdaroğlu'nun kazanamayacağını mı düşünüyor muhalefetin ittifak ortağı diye e, gibi soruları getirdi. Cihan Paçacı durumu riske sokmayacak adayın tercihi doğru olur dedi. Yavuz Ağralioğlu ise CHP adayını bize söyleyecek biz de gereğini yapacağız açıklamasını yaptı. CHP ve İyi Parti'den gelen ardı ardına adaylıkla ilgili açıklamalar aslında bu yöndeydi. Şimdi az önce İlay Hanım dedi ya İmamoğlu'nun ismi geçiyor ki Meral Akşener'in İmamoğlu ile ilgili yaptığı açıklamalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu ortamda aslında biraz da gerginliğe neden olan o anlar da çokça konuşuldu. Onur Erim, ne dersiniz bu açıklamalar üst üste geldikten sonra bu konuyu geride bıraktığımız haftada sizinle konuşmuştuk. Aslında çok net mesajlar vermiştiniz ama ben şu açısını da soracağım. Acaba Sayın Akşener bilinçli bir şekilde Sayın İmamoğlu'nu mu öne sürüyor? Çünkü... Kılıçdaroğlu'nun bu konuda düşüncesi, tavrı net ki bunu belediye başkanlarına da iletmiş. Şimdi öncelikle e, Sayın Tüncü Özkan'ı destekliyorum canı gönülden. E, Kılıçdaroğlu olursa yüzde yüz kazanırız demiş. Ben de aynı fikirdeyim. Öyle ben de, mi? Ben öyle düşünüyorum. E, öbür taraftan da e, Özgür Bey galiba söylemişti. Benim Atatürk bunu görse... Evet az önce sesini de verdik Özgür Özel. Kusura bakmayın Atatürk sizi görse siz CHP'nin e, ilçe... Binasının bile önünden geçemezsiniz. E, demin çok az bir Sayın Bakanım değindi. Galiba Serkan Bey de ucundan dokundu. E, HDP'nin il Kongresi'nde atılan o... E, Konuşacağız biraz sonra. iyice açacağız o başlığı. Nerede yapıldı? Küçükçekmece Belediyesi'ne ait bir salonda yapıldı. E, i̇şte onu o e, e, partiye tahsis eden, il örgütüne tahsis eden, izin veren, kendini Atatürkçü diye geçindiren, Atatürk üzerinden siyaset yapan, Atatürk'ü kullanarak kendine rant sağlayan siyasi maddi ne rantı sağlıyorsa, kusura bakma Atatürk hayatta olsa siz kapının önünden falan geçemezdiniz. Siz başka bir partide olurdunuz. Ya da hayat derdi, yani siyasi hayatta olmazdınız. Ee, ya ben yani dedim ya ve ben de bir 24 saat falan kandım. Ee, Sayın Bakşener dedi ya ben aday değilim diye. Ben buna 24 saat falan inandım. Fakat sonra arka arkaya kendisinden ve kendisine yakın olduğunu kendisinin ifade ettiği partidaşlarından öyle mesajlar ve demeçler gelmeye başladı ki ya dedim yok hani ben tam bir gün sonra oldu bu o açıklamadan ben aday değilim açıklamasından dedim ben dedim ki hayır ben şu andan itibaren hani dün diyordum ki sayın Akşener aday değil çünkü kendi söylüyor hı hı. ama şimdi böyle söyleyemem çünkü e, kapı kapandı gibi yaptı. Ama sonra kapılar farklı farklı yerlerden açık, açılmaya başlandı. Ya benim birazcık e, tabii ki bu şey e, tamamıyla his, hissi kalbi vuku değil nasıl diyorsanız, nasıl tanımlıyorsanız. Ben Meral Akşener'in aslında e, sessiz çığlıklarla bağıra bağıra aday olmak istediğini düşünüyorum. E, ben Akşener'in genelde İmamoğlu üzerinden ara sıra da dün nasıl olduysa onu da Yarın inşallah Ankara'dayım belki öğrenebilirim birazcık ipuçlarını. Ee, azıcık da Mansur Yavaş'a attığı pasların tamamıyla stratejik olduğunu düşünüyorum. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun olduğu salonda Mansur Yavaş'la ilgili evet. yorumları vardı. Evet, ya yani ben bunu stratejik olduğunu düşünüyorum. Sanki sanki şöyle bir düşünce var kafasında diye ee, hiç sevmem komplo teorilerini veya bu tip böyle bir geniş senaryoları ama ben de artık böyle bir, bir, herhalde 3-5 yılda bir böyle bir hakkım vardır diye düşünüyorum. Ben diyorum ki şimdi böyle bir çıkış yaptı. Onun da sebebini anlamış değilim bu arada. O siyaseten yapılabilecek en büyük hatalardan biriydi. Yani bir siyasetçi her şeyi söyler ama tahmin ediyorum Sayın Bakan da tasdikler mümkün olduğu kadar evet veya hayır demekten kaçınır siyasi konularda. Yani çünkü her zaman önünüzün açık olması lazımdır. Kendinizi bir şeye bağlamamanız tabii Aynen. ki. Siyasi konulardan bahsediyorum. yoksa vatan, millet, hani bizim istikrarımız onları demiyorum. Şimdi bu pasların sebebi e, birazcık şeye aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na amiyane tabiriyle gel gel yapmak. Çünkü bu saatten sonra ve belki de genelde de böyleydi biz farkında değildik. Sayın Meral Akşener'in rahatlıkla aday olabilmesinin tek bir yolu var. Sayın evet. Kılıçdaroğlu'nun da aday olması. Ve Sayın Akşener düşünüyor ki diye düşünüyorum. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu hani... Çünkü iki şey dediler ya, ya bir tane çatı aday bulalım, hı hı. ya da ilk turda hepimiz evet. çıkalım diye bir hikaye yazıldı. İşte o hepimiz çıkalıma iş getirilirse Meral da ki ya işte Kemal Bey oluyor, Karamollaoğlu oluyor, işte başka şey oluyor, HDP'den oluyor. Ondan sonra veya diğer ufak parti, ben de olacağım, mecburum hani gibi olacak. Mümkün olsaydı oy çekelim diyecekler. Bunun da alt başlığı bu olacak. Ve Meral Hanım düşünüyor ki ben ilk turda bir kere şunu düşünüyorum ilk turda Sayın Cumhurbaşkanı alamaz ilk turda da en çok oyu ben alırım ben çünkü Kemal Bey'den çok daha fazla oyum var diğerlerinden de fazla oyum var ve sonuçta ikinci tura kalır bu iş ve ben Sayın da kalırım ben Sayın Cumhurbaşkanı ile hani öyle bir düşüncede onun bu arada Cumhurbaşkanı olmayı istediğini de tahmin etme düşünmüyorum orada başka hesaplar var bana göre. Ama sonuç itibariyle Meral Sayın Akşener... hem aday olmak istiyor hem de Cumhurbaşkanı olmak istemiyor. Öyle mi dediniz, doğru mu anladınız? Meral Akşener aday olup hı hı. ikinci tura kalacağına emin onlar kendilerince. Tamam. Aday olup ikinci tura kendisinin ikinci aday olarak çıkmasını hedefliyor. Hı. Meral Akşener'in hedefi orada bitiyor bana sorarsanız. Ben bunun da olacağını düşünmüyorum ama o farklı bir konu. Meral Hanım'ın bütün derdi tasası bu. Ve dikkat edin, mesela dün Ekrem, bana çok... ...kendine göre, kendi tavrına göre, duruşuna göre çok atipik bir çıkış yaptı. İçeride de çünkü büyük savaş var. Yani e, tamam Meral Hanım onu istiyor. Kemal Bey bariz bir şekilde, adam artık kaç kere söyledi. İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ı istemiyor. Hani öne plana çıkan evet. onlar. O zaman diyor ben olacağım diyor. Meral Hanım diyor ki olursa ben olacağım diyor. Bu arada İmamoğlu diyor ki ya benim popüleritem çok fazla. Hani... Tarkan bir Türkiye'de Sezen Aksu 2 ben 3'üm havasında o da. E, ben de diyor bunu kaptırmam. Niye kaptırayım diyor. Ben de diyor aday olmasam bile sonuna kadar adaymışım gibi savaşırım diyor ki e, en azından seçim sonrası Kemal Bey aday olur da kaybederse genel başkanlık için iyi bir saht yakalarım. Dolayısıyla herkesin planı kendine göre farklı. Burada siyasi hayatı boyunca ben çok yakından takip ettiğim bir 10 yıl oldu. E aşağı yukarı hiçbir zaman ciddi hatta ciddi de olmayan fark etmez. Gerçek bir hedef olmayan Mansur Yavaş dışında onun yani hedefsizliği gene burada da belli hırsı olmayan da biri anladığımız kadarıyla benim takip ettiğim kadarıyla. Bir o birazcık kenarda duruyor ama o da yakın zamanda o kadar çok konuşuluyor ki onda da böyle hani çok özel görüşmelerde ortaya çıkan birtakım yeni huylarını ve yeni hareketlerini duyuyorum ki e, o da ya acaba bu iş hani seker 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 de top benim önüme düşer mi diye o da artık ufak ufak düşünmeye başladı. Ya yani cumhurbaşkanlığı bu ülkede bir siyasetçi olarak hizmet edebileceğiniz en üst makam. Türkiye'nin en şerefli e, şeyi mertebesi, Mevki. mevkii. Herkes olmak ister. Her herkesin de olma hakkı, isteme hakkı vardır. Buna kimse bir şey demiyor ama e, şu an geldiğimiz noktada bunların hepsi laf güzel. Hepsi. Ona katılıyorum. Hepsi. Yani siyasi tarafın Sayın Bakanım daha iyi yorumlar. Ama bana sorarsanız Meral Akşener bağıra bağıra olmak istiyor. Kemal Bey ya olmak istiyor ya da diğerleri olmasın diye ben öne geçmek istiyorum diyor. Her türlü yorumlayabiliriz. öbür tarafta bir sıkıntı yok. Yıl, aylar evvel Sayın Bahçeli önce açıklamıştır. zaten bu da Sayın Cumbaşkanı Cumhurbaşkanı ve AK Parti tarafından da çok müthiş bir jest olarak karşılanmış, kabul edilmiştir. kendine baksınlar. Yani şimdi efendim hep bir ara şok vardı. Şimdi nasıl olursa kestiler. İşte Cumhur İttifakı bizim adayımızı neden merak ediyor? Ya Bir kere Cumhur İttifakı'nın adayınızı merak ettiğini düşünmüyorum. Ama etse de gayet doğal hakkıdır etmesi. Ama siz son bir buçuk yıldır bundan bir, bir buçuk ile ver Sayın Bahçeli bir veya iki kere bu soruyu sormuştu diye hatırlıyorum halka. Sayın Cumhurbaşkanı da bir veya iki kere. Ya bir buçuk yıldır siz kendi adayı profilinizi ve adayınızı o kadar çok konuşuyorsunuz ki zaten Cumhur İttifakı'na gerek kalmadı. Cumhur İttifakı'nın adaylığının işte bir böyle bir gizem içerisinde bırakalım. Ee, sevgili Barış Öster'in Barış, Barış Hoca'nın deyimiyle bir siyasi süpermen profili çıkaralım. Siyasi süpermen çıka çıka Kemal Bey çıkabilir Tabii şimdi erken seçim <laughs> onu söyleyecektim. Diyan, ee, Onur Erin bu konuyu pek sevmiyor. tam o olarak aynı diyecektim. En doğru hakkımız. Ee, yani. Onur Erin pek o konuyu sevmiyor çünkü evet. erken seçimi istediklerini gerçekten düşünmüyorum. Diyen ilk günden beri ilk isimlerden bir tanesi ee, yine adaylık meselesini de erken seçim konusunu da e, HDP'nin o skandal Kürdistan açıklamalarında ve daha fazlasında konuşmaya devam edeceğiz ama konuklarımla birlikte şey sizden kısacık bir müsaade isteyeyim. Ee, Sayın Saat başında hemen birlikte konuşmaya devam edelim, olur mu? Bir ara devam edeceğiz. Tabii.